Efendim mutlu pazarlar. TRT Haber ekranlarına hoş geldiniz. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Gün boyu özel yayınımızda merakla beklenen AK Parti'nin 24 Haziran manifestosu açıklanacaktı. O açıklandı. Birazdan detaylarına bakacağız. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Bursa Gemlik'teydi. O da vatandaşlara seslendi. Onun detaylarına da bakacağız. Ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de seçim vaatlerini açıkladı Mersin'de. O doğrudan kilise Suriye'deki vatandaşlarla buluşmaya gidecek. Hepsinin detayları birazdan ana haber bültenimizde sizlerle olacak. Ana haber başlıyor. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 24 Haziran manifestosunu açıkladı. Erdoğan geçmişten bugüne Türkiye'nin ve partisinin serüvenini anlattı. Gelecek vizyonu çizdi. Cumhurbaşkanı erdem, irade ve cesaretle Türkiye şahlanacak dedi. İnşallah önümüzdeki dönemde erdem, irade ve cesaretle Türkiye şahlanacak. 24 Haziran'da da biz bu şahlanışa talibiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen manifestosunu açıkladı. 24 Haziran seçimlerinde kullanacağı erdem, irade ve cesaret sloganını sık sık tekrarladı. Türkiye şahlanacak dedi. Önce AK Parti'nin 16 yıllık icraatlerini anlattı. Ardından 2023, 2053 ve 2071'e uzanan vizyonunu ortaya koydu. Tam bağımsız, tam demokratik ve müreffeh Türkiye istiyoruz. Ahdim olsun ki yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak. Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak. Malazgirt'i Osmanlı'yı milli mücadele hatırlattı. Demokrasiye vurulan ve vurulmak istenen darbeleri anlattı. Sık sık birlik vurgusu yaptı. Biz Türkiye'nin dünü bugünü yarınıyız dedik. Biz Türkiye'nin Kızılırmağı, Harran'ı, Sakarya'sıyız. Biz Türkiye'nin Yunus'u, Mevlana'sı, Pir Sultanıyız. Biz Türkiye'nin hür iradesi, bölünmez bütünlüğüyüz. Biz Türkiye'yiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleri sonrası hız kazanacak yeniden yükselişin yol haritasını çizdi. 24 Haziran seçimleri Türkiye için bir milat olacak. Şahlanış ve yeniden yükseliş idealimiz tüm unsurlarıyla hayata geçecek. Tek bir vatandaşımızın dahi adalet dairesinin dışında kalmaması için her türlü çabayı göstereceğiz. Manifestoda terör örgütleriyle mücadelenin önemli bir yeri vardı. Erdoğan, zafiyete meydan verilmeyecek vurgusu yaptı. Türkiye, milli güvenliği için operasyonlara devam edip, bu can, bu bedende olduğu müddetçe terör örgütlerine dünyayı dar etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı, lider Türkiye vizyonunun devam edeceğini, yapıcı bir dış politikanın öne çıkacağını, savunma alanında dışa bağımlılığın azaltılacağını söyledi. Kimsenin efendiliğini kabul etmediğimiz gibi kimseye de efendilik taslamayacağız. Sadece dünya beşten büyüktür diye haykırmakla kalmayacak. Dünyanın beşten büyük olduğunu dosta düşmana gösterecek. Hedefimiz her alanda %100 yerli savunma sistemlerine Türkiye olarak sahip olmaktır. Türkiye'nin ekonomisi daha da büyüyecek. Büyük projeler hayata geçecek. Etkin bürokrasiye geçilecek. Dar gelirli vatandaşların hayat standartları yükselecek. Erdoğan, manifestonun ekonomi ayağını detaylı anlattı. Türkiye küresel bir güç olarak dünya sahnesindeki yerini alacak. İhracattaki yükselişimiz hızlanarak devam edecek. Faizler, enflasyon ve cari açık düşecek. Erdoğan gençleri de unutmadı. Geleceğimizsiniz diye seslendi.
kadına şiddetin insanlık suçu olduğunu net bir dille vurguladı. Kadına karşı her türlü cahiliye adetini ayaklarımızın altına aldık ve alacağız. Erdoğan sözlerini bitirirken birlik ve beraberlik yemini etti. Allah'a and olsun ki davamızı 2023, 2053, 2071'e taşıyacağız. Yemin olsun yolumuzdan dönmeyiz. Yemin olsun hedeflerimizden vazgeçmeyiz. Yemin olsun kardeşliğimize halel getirmeyiz. Efendim bugün manifestonun açıklanışını açıklanmasını bekleyen bütün vatandaşlar akın akın AK Parti İstanbul İl Kongresi'ne koştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da seçim manifestosunu partisinin İstanbul İl Kongresi'nde açıkladı. Yaklaşık 20 bin kişi manifestoyu büyük bir coşkuyla dinledi. Vatandaşlar heyecanla kongreyi takip etti. Erdoğan'ın seçim manifestosunu açıkladığı Sinan Erdem Spor Salonu sabahın erken saatlerinden itibaren dolmaya başladı. İstanbullular yağmura rağmen kongreye akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sadece Sinan Erdem Spor Salonu için değil, dışarıda da İstanbullulara seslenip yağmurlu havaya rağmen on binlerce kişi bugün buradaydı. Sinan Erdem Spor Salonu'nun çevresinde ise havadan ve karadan yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kongre sona erene kadar yollar trafiğe kapalı kaldı. Dışarıda bekleyen partililere ilk Başbakan Binali Yıldırım seslendi. 24 Haziran seçim önemli bir seçimdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan salona ulaştığında önce dışarıda bekleyen vatandaşlara seslendi. 81 milyon tek milletiz. Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız. Ve bunun adı ne olacak? Osmanlı tokadı olacak. Salon Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla süslendi. Kurulan ekrana ilçelerin isimleri yansıtıldı. Kongreyi yerli ve yabancı 400'e yakın basın mensubu izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girişiyle birlikte coşku doruk noktaya ulaştı. Recep Tayyip Erdoğan geliyor! Seçim manifestosuna sık sık yoğun tezahüratlar eşlik etti. Türkiye küresel bir güç olarak. Cumhurbaşkanı konuşurken sahnedeki 200 metrekarelik ekranda konuyla ilgili görseller kullanıldı. Aziz milletim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim manifestosu 1,5 saat sürdü. Erdoğan'a konuşmasının ardından İl Başkanı Bayram Şenocak tarafından hatıra plaketi takdim edildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de FETÖ'nün seçmen ayağı çıkışına yönelik iddialarını sürdürdü. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerini hatırlattı Bahçeli. Bağımsız adayların aldığı oy oranlarına işaret etti. MHP lideri milleti de uyardı. FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla gizli bir faaliyet var dedi. FETÖ darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur. FETÖ'nün seçmen desteği var mı? Bu soruyu bir kez daha sordu MHP lideri Devlet Bahçeli. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerini hatırlattı. Bağımsız milletvekillerinin aldıkları oyları işaret etti. 2015 7 Haziran seçimlerinde bağımsız milletvekili adayları 488.226 oy almışlardı. Bu %1,08'e tekabül ediyor. 1 Kasım'da da bağımsız milletvekili adayları 51.038 oy aldı. Mesela şu anda içeride bulunan veya kaçak halde bulunanlar arasında yer alan FETÖ'cülerden bazılarını dikkate alalım. Hakan Şükür,
FETÖ'cü eski futbolcu 48.793 oy almıştı. MHP lideri genel merkezde bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Bağımsız Cumhurbaşkanı adaylarının imza sürecini değerlendirdi. Sadece İstanbul, İzmir ve Ankara'daki bağımsız adaylara 249.067 oy verildi. Bu oylar şimdi kimlere imza olarak gitti diye sordu. CHP'nin açık ve yoğun desteği görevden alınan, kamudan ihraç edilen, açığa alınan toplam 115 bine yakın mağdur kitlede dikkate alındığında bunlar kime ve nasıl kanalize ediliyor? FETÖ'nün seçmen ayağını diri tutmak ve belirlenmiş adaylara yönlendirmek amacıyla hangi çalışmalar, hangi sinsi faaliyetler yapılıyor? Devlet Bahçeli milleti de uyardı. FETÖ'yle mücadeleyi sulandırmak amacıyla gizli bir faaliyet var dedi. FETÖ'yle mücadeleyi savsaklamak, sulandırmak, söndürmek amacıyla gizli bir faaliyet olduğu ile ilgili biz milletimizi uyarıyoruz. FETÖ'nün seçmen desteği var mıdır? Varsa ne kadar olacak? Terörle mücadeleyi zaafa uğratmak maksadıyla 15 Temmuz'un rövanşını Sözde Demokrasi kanallarından engellemek niyetiyle bir tezgah mı söz konusudur? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bursa'nın Gemlik ilçesindeydi. İnce adaylardan randevu isteyeceğini hatırlattı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Gemlik'teydi. Adaylardan randevu isteyeceğini açıkladı. Bütün adaylardan randevu isteyeceğim, görüşmek için, başarılar dilemek için. Kim verirse gidip konuşacağım. İnce ekonomiye vurgu yaptı. Önce yargıyı düzelteceğiz. Sonra bu doğal olarak ekonomiyi tetikleyecek zaten. Piyasalara güven vereceğiz. Sevgili seyirciler, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim vaatlerini sıraladı. Mersin'de konuştu Akşener. Her gence iş bulacağız, atanamamış öğretmenlerin atanmasını sağlayacağız dedi. Her bir gencime iş bulacağım. İş bulamıyorsam, iş buluncaya kadar vatandaşlık maaşı ödeyeceğim. O gençlere güveneceğiz. O gençlerin fikirlerine değer vereceğiz. O gençlerin Türkiye ile ilgili tasavvurlarının, umutlarının hayata geçmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Eğitimi öyle bir noktaya getireceğiz ki özel okullarla devlet okullarının kalitesi aynı olacak. Atanamamış öğretmenlerin atanmasını sağlayacağız. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylardan başarı dilemek için randevu talebini değerlendirdi. TRT Haber'in özel yayınına katıldı Sözcü Kalın. Muharrem İnce resmi başvuruyu yapsın, değerlendirme yapılır dedi. Resmi bir başvuruyu yapsınlar, talepte bulunsunlar. Buna göre bir değerlendirme yapılır. Bizim arzumuz, beklentimiz bu seçim sürecinin demokratik kurallar çerçevesinde, saygı kuralları çerçevesinde gayet medeni ama yaratıcı, dinamik, enerjik bir seçim kampanyası olması. Biz hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Bugün manifestoda da Cumhurbaşkanımız bunu açık, net ve gür sesiyle ortaya koydu. Zaten bir anlamda bu seçim kampanyasının temposunu, duygusunu da belirlemiş oldu aslında bu çıkışıyla. Yani burada çok total bir vizyon var. Burada onlar ne yapıyor, bunlar ne yapıyor meselesi değil. Biz Türkiye olarak ne yapacağız duygusu var. Bizim çağrımız bu demokrasi şölenine bütün vatandaşlarımızın katılması. Sevgili seyirciler, partilerde seçim hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti'de milletvekili adayları için temayül yoklamaları yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise aday adaylarının başvuruları sürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de sona eren başvuruların ardından gözler artık aday belirleme sürecinde. AK Parti'de aday belirleme süreci devam ediyor. YDP'nin 329 milletvekili adaylığı başvurusuyla kırılan rekorun ardından illerde temayül yoklamaları yapıldı. Ankara'da da temayül heyecanı yaşandı. Parti delegeleri milletvekili adaylarının isimlerinin yer aldığı listeden milletvekili adayı olarak görmek istedikleri kişileri işaretliyor, kapalı zarf halinde oylarını kullanıyor. Tamam.
Salon içerisinde milletvekili aday adayları aday olabilmek için yarışırken onların yakınları da dışarıda onları tanıtma telaşında. Türkiye'nin ilk en yeni milletvekili mutlaka Ufa abla. Mutlaka. Resmini gösteriyorum. Görenler beğensinler. Oyunu versinler, kazansın. Temayül sonuçlarının ardından adaylar mülakata alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı üst komisyon milletvekili adaylarını belirleyecek. Milletvekili adaylıklarının son halini verip inşallah nasip olursa da 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu'na listelerimiz teslim edilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise 30 Nisan'da başlayan aday adaylığı başvuru sürecinde sona gelindi. Başvuruların ardından adaylar için genel merkez yoklaması yapılacak. Milletvekili aday listesine son şekli Genel Başkan Kılıçdaroğlu verecek. Milliyetçi Hareket Partisi'nde ise başvurular sona erdi. Gözler aday belirleme sürecine çevrildi. Aday adayları FETÖ sızmalarına karşı oluşturulan bir komisyon tarafından titizlikle inceleniyor. Hafta başından itibaren genel merkez adayları değerlendirmeye alacak. Son sözü Bahçeli söyleyecek. İncelemelerin ardından adaylar 26 Mayıs'ta tanıtılacak. Bağımsız Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci de devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun 100 bin imza sınırını geçtiği öne sürüldü. Gözler Yüksek Seçim Kurulu'nun yapacağı resmi açıklamada. Efendim görüyorsunuz dün Ankara'nın Mamak ilçesinde gerçekten sel felaketi yaşandı. Pek çok kişi araçlarından mahrum kaldılar. Araçlar sürüklenerek zaten telef oldu ve o bölgeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu gitti ve vatandaşların bütün kayıplarının karşılanacağını söyledi. 10 konutla 61 iş yeri sahibine toplam 605.250 lira, 81 araç sahibine de 584.600 lira yardım yapılmasına karar verildi. Üç saatte yağması gereken yağmurun 9 dakika içerisinde yoğun bir biçimde düşmesi sebebiyle böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Ankara'da aniden bastıran yağışla bu görüntüler ortaya çıktı. Oluşan selde 4 kişi yaralandı. 150'ye yakın araç, 45 iş yeri ve 40 konut zarar gördü. 15 dakika içinde komple sel geldi. Biz arabalarımızı da kurtaramadık. Içinde. Burada bizim aracımız buradan aşağı, aldı. Aşağı, 300 metre ileride sol tarafı 10 metre yukarıya çıkarttı. Neyse birazdan bakarız ya. Sel sularının sürüklediği araçlardan bir tanesi de bu. İlk önce sürüklenip elektrik direğine çarptı. Kapıda da iz var. Elektrik direği dayanamayıp devrildi. Araç da direğin üzerine çıktı. Ekipler olayın ardından hemen bölgeye gitti. Yaraların sarılması için kriz masası oluşturuldu. Gece saat 24'e kadar tüm tespitler tamamlandı. Ardından Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi temizlendi. Sel felaketinin ardından ekipler caddenin normale dönmesi için canla başla çalıştı. İlk olarak cadde trafiğe açıldı. Ardından da ekipler kalıntıları temizledi. Şimdi de son çalışmalar sürüyor. Dün hasar tespiti yaptılar. Bugün de gelip son kez bir daha bakıp hasarınızın gidermesini bekliyoruz dediler. Gece saatlerine kadar devam etti çalışmalar. Vatandaşın hani mağduriyeti giderilmeye çalışıldı burada. Sabah olduğunda selin izleri büyük oranda silindi. Konut ve iş yeri zarar görenlere ödemelere başlandı. Araçları zarar gören vatandaşlara pazartesi sabah 9'dan itibaren ödeme yapılacak. Ve Ankara'da kuvvetli yağış bugün de etkisini sürdürdü sevgili seyirciler. Sağanak pek çok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollarda yoğun su birikintileri oluştu. Araçlar yolda kaldı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Başkent öğle saatlerinde kuvvetli yağışa teslim oldu. Alt geçitlerde su birikintileri oluştu. İşte trafikte sürücüler zor anlar yaşıyor. Kontrollü bir şekilde trafikte ilerliyor. Araçlar su birikintilerinde güçlükle ilerledi. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Yer yer etkili olan dolu araçlara zarar verdi. Sürücüler araçların zarar görmemesi için alt geçitlere sığındı.
Türkiye genelinde etkili olan yağış başkentte de hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'nın birçok ilçesinde yollar adeta göle döndü. Birçok ev ve iş yerini su bastı. ASKİ ekipleri tıkalı rögarları açarak tahliye çalışması yaptı. Yine sağanak yağış doğudaki bazı illerde etkili olmaya devam ediyor. Kars ve Elazığ'da aniden bastıran yağmur hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışlar haftaya da bazı bölgelerde devam edecek. Sabah saatlerinde başladı. Etkisini giderek arttırdı. Kars'ta şiddetli yağmur yol ve caddeleri göle çevirdi. Her havaya yağmur yağınca burası gölleniyor. Bu bizim yeni değil, 30 yıllık kaderimiz. Tıkanan rögar kapaklarını esnaf temizledi. Elazığ'da da sağanak yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Şanlıurfa'da şiddetli yağış sele sebep oldu. Birecik ilçesinde suya kapılan 12 yaşındaki çocuğu çevredekiler böyle kurtardı. Yurt genelindeki yağışlarla birlikte gözler meteorolojiye çevrildi. Yeni haftada da yağışlar devam edecek. Pazartesi günü itibariyle Batı Karadeniz'in tamamı, Marmara'nın güney ve doğusu, yine doğu bölgelerde Erzurum'dan Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş'a kadarki hat boyunca kuvvetli yağış bekliyoruz. Bu bölgelerde özellikle yıldırım ve dolu aktivitesine karşı dikkatli olmakta fayda var. Ankara ve İstanbul için de sağanak beklentisi var. Pazartesi günü itibariyle Ankara şehir merkezinde biraz daha az miktarda yağış göreceğiz ama Salı günü yine kuvvetli yağış göreceğiz. Salı günü özellikle dikkatli olmakta fayda var başkent Ankara'da. İstanbul'un güney ve doğu kesimlerinde yağışların gece saatlerinde tekrar kuvvetlenmesini bekliyoruz. Hafta başında bu yağışlar aralıklarla devam edecek. Hafta boyunca da gök gürültülü sağanaklar şeklinde devam etmesini bekliyoruz. Evet, havaların durumu böyleydi. Bir başka gündemle devam edelim. Fethullahçı terör örgütüne bir darbe daha vuruldu sevgili seyirciler. İzmir'de 118 hücre evine baskın düzenlendi. 72 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda terör örgütü tarafından evlerde zorla tutulduğu belirlenen 33 çocuk kurtarıldı. Örgütün 3 farklı kanadına yapılan operasyon polis kamerasınca görüntülendi. Kimi balkondan cep telefonunu attı. Gel, aç kapıyı. Kimi örgüte ait belgeleri imha etmeye çalıştı. Evlerdeki gizli bölmelere saklanan ve kaçmaya çalışanlar da oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün 3 ayrı grubuna yönelik soruşturma başlatıldı. Hücre evleri tespit edildi, şüpheliler takibe alındı. Günlerce süren çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basıldı. Kent merkezinde belirlenen 118 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Büyük panik yaşayan şüphelilerden bazıları kaçmaya, bazıları da saklanmaya çalıştı. Birçok şüpheli cep telefonlarını balkondan attı. Operasyonda örgütün İzmir, Ağrı, Ardahan, Balıkesir, Trabzon ve Karadeniz Sözde imamlarıyla emniyet ve silahlı kuvvetler mahrem imamlarının da aralarında bulunduğu 72 şüpheli gözaltına alındı. Yalnız mısın? Evet. Ayrıca FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve aranan bir polis memuru da hücre evinde yakalandı. Operasyon kapsamında evlerde zorla tutulduğu belirlenen ve yaşları 12 ile 18 arasında değişen 33 çocuk kurtarıldı. Hücre evlerinde yapılan aramalarda terörist başı tarafından örgütün sözde İzmir İl İmamı adına imzalanmış kitapla çok sayıda örgütsel belge ve 12 cep telefonu bulundu. Örgüte ait olduğu belirlenen 75 bin lirayla 17 bin dolar ve 1500 avroya el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bu arada terör örgütü PKK'ya son yılların en büyük darbesi vuruldu. Son 20 ayda İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde yer alanların da bulunduğu 150 sözde sorumlu terörist etkisiz hale getirildi. Hem yurt içinde hem sınır ötesinde Mehmetçik ülkemizin huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan teröristlere aman vermedi. Terör örgütü PKK'ya operasyonlarla darbe üstüne darbe vuruldu.
son 20 ayda İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde yer alanların da olduğu 150 sözde sorumlu terörist etkisiz hale getirildi. Ölü ele geçirilen teröristlerden 5'i kırmızı, 1'i mavi listede yer alıyor. Yeşil, turuncu ve gri listelerde yer alan 6 terörist de yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlar sırasında etkisiz hale getirildi. Buna göre kırmızı listede yer alan sözde PKK-KCK 5'li yürütme konseyi üyesi Gülbahar Kodatlı Hülya Eroğlu, sözde Serhat Eyaleti sorumlusu Yaşar Kodatlı